Nargex artı kırık futbolu sunar. Akşamlar Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu'nun hazırlayıp sunduğu Artık 40 Futbol'a hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı bir gün. 2021-2022 kura çekim var. Engin Karahisar sezonunun şampiyonu belirlenecek. Her zaman olduğu gibi Sayın Ali Şahin, Başkan Kenan Gürsü ile birlikteyiz. Burada siz şu anda görmüyorsunuz ama ilerleyen kura çekiminde göreceksiniz. Konuklarımız var. Sayın İbrahim Öztaş, Sarıkamış İstanbul Veteranların Başkanı. Sabri Yılmaz, gene Sarıkamış İstanbul Veteranlardan. Kazım Tıkıloğlu, gene Sarıkamış takımının hocası. Müjdat Şimşek, Çekmeköy Masterların oyuncusu. Fatih Şimşek, Gümüşhane oyuncusu. Bu aynı zamanda Müjdat da Fatih Milli Karma oyuncuları. Emre Alev, Milli Karma teknik direktörü, kaleci hocası aynı zamanda. Evet Ali abicim, Kenan Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Heyecanlı bir gün, ben de çok heyecanlıyım bugün. Evet. Bir şölen havasında kupalar falan. Sayın Başkanım, neler hissediyorsunuz? İlk önce sizin görüşlerinizi alalım. Valla hem heyecanlıyız hem yorgunuz. Evet. Zaten bu heyecan olmasa bu işi yapamayız. Hayırlısı da şampiyonayı bekliyoruz. Son iki senemiz gerçekten vasat geçti. Yani evet. Hem pandemiden dolayı hem de şampiyonamızı yaptığımız tesislerden dolayı. Ama artık geçmişe, yani son iki sene öncesine dönüyoruz. Hatta üstüne çıkıyoruz. İnşallah güzel bir şampiyon olacak. Programlarımızı yaptık. Arkadaşlarla beraber toplantılarımızı yaptık. Sen de dahil hepimiz, yönetim kurulumuz, temsilcilerimiz, tüm hep beraber programımızı gerçekten güzel bir program yaptık. Tabii burada yapılan tüm programlar gelen takımlarımızın rahat etmesi için, şampiyonaya yakışır şekilde. Çünkü bizimki şampiyona. Biz 10 takım da olsa şampiyona, 20 takım da olsa şampiyona, 24 takım da olsa şampiyona. Çünkü dışarıdan kesinlikle bizim ligimizin içine hiçbir takım giremez. Girdiği takdirde biz turnuva yapmış oluruz. Hayırlı olsun. Güzel bir şampiyona bizi bekliyor evet. İnşallah. Şimdi benim güzel demem o kadar önemli değil. Önemli olan gelenlerin mutlu olması. Gelenlerin şampiyonayı görüp takdir etmesi. Çünkü biz kendimizi anlatmayacağız. Biz kendimiz icraatlarımızı uygulayacağız. Tabii ki yani takımlarımızla beraber ama burada takımlarımız da bize destek olması lazım. Bu şampiyona hepimiz orada bir aile olarak şampiyonu yürüteceğiz. Birlikte yürüteceğiz, birlikte başaracağız. Kim ne istiyorsa onu başaracak. Ama tabii biz gereken hazırlıklarımızı yaptık. Güzel de bir şampiyona geçirmeyi diliyoruz. Daha sonra anlatacaklarımız evet. Var zaten. Onları konuşuruz. Evet Sayın Ali Şahin, öncelikle çok şıksınız. evet. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Ya sezonunu başlatayım dedim. Aynı zamanda çok da heyecanlısınız tabii. Evet, çok büyük emek sarf ettiniz siz de. Sizin duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Ya şimdi şöyle söylemek lazım. Yorucu bir lig oldu. Şu açıdan oldu. Liglerin bitmesinin, geç bitmesinin ciddi şekilde sebepleri vardı. Bunların en başta gelense tabiat şartlarından dolayı ligler geç bitti. O yüzden de Türkiye Şampiyonası çok kısa bir zaman içerisine sıkıştırmak zorunda kaldık. Ama buna rağmen tabii çok tecrübeli bir ekibimiz var. Her türlü hazırlıklar yapıldı. Ben Antalya'da bütün takımların bir şölen seyredeceğine şu anda inanıyorum. Hazırlıklarımız da tamam. Orada bütün materyallerimizi herhalde 50 veya 60 orada. Geri kalanları burada hazır. Hepsini bir arada götüreceğiz. Muhtemelen otele dağırken gidip orada yapmamız gereken çalışmalar var. Çalışma grupları, buna benzer şeyleri. Daha sonraki yerlere sırayı hem bozmayalım hem doğru anlatım açısından evet. Sonraya bırakalım diyorum. Heyecanınızı merak ediyorum. Yani o yolda gelirken konuştuk falan, böyle çok heyecanlıydınız, çok mutluydunuz. Ya şöyle, yani görevini yapmanın, tamamlamanın huzuru içindeydiniz. Şu var ama. Ben biraz bunlardan bahsetmenizi rica ediyorum. Yani bizim tabii ki kendi görev açısından söylemem çok doğru değil. Ama bu ekibin içerisinde top yekün yapmış olduğumuz çalışmalar çok verimli geçti. İşte başkanım biraz önce söyledi. Sizin de katıldığınız yönetim kurulunun, hatta bölge temsilcilerinin her hafta iştirak ettiği toplantılar yaptık. Yani amacımız şuydu. Türkiye Şampiyonası'nın
takımlarımıza layık bir şekilde, federasyona layık olan bir şekilde ve oradan herkes mutlu dönebilecek şekilde ayarlayalım diye düşünmüştük. Ben şu anda o çalışmaların çok başarılı olduğunu gördüğüm için o heyecanı yaşıyorum. Yani bir an önce gidelim ve şu şampiyonayı yapalım. Yapmış olduğumuz programı da aksatmadan nasıl yapabiliriz diye. Onların hesaplarını hiç düşünmüyorum çünkü bütün hesaplar doğru yapıldı. Evet. Ama burada şu var, hemen gelmişken şunu söyleyeceğim yine. Eğer bu şöleni çok doğru yaşamak istiyorsak takımlarımıza çok ciddi şekilde görev düşüyor. Her şeyden önce ki problem şu. Otele giriş ve konaklama aynı anda istirahat etmelerini sağlayabilmek için bütün takımlar. Defalarca da söyledim, gene söylüyorum çünkü ben Uğur Lokumcu'dan gerekli bilgiyi alıyorum. Ödemelerini otele gitmeden buradan bitirmeleri lazım. Gittikleri zaman kimliklerini gösterip içeri girsinler ve bu şöleni içerisine önce dinlensinler sonra şölene katılsınlar diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Evet Ali abicim, 16 takımın futbolcuları, yöneticileri heyecanla bugünü beklediler. Tabii onlar da grupları belli olacak, ona göre hazırlıklarını tamamlayacaklar. İsterseniz ilk önce bir Türkiye Şampiyonası'nın bir tanıtım ve ETV'si var. Evet. Onu seyredelim, sonra üzerine konuşmaya devam edelim. Evet, yönetmenimden rica edelim görüntüleri. Evet, bu güzel tesiste, bu güzel sahalarda gerçekten ben de çok heyecanlandım. Tüm takımlarımıza tekrar başarılar diliyorum. İnşallah hepsi bu sezon çok mutlu ayrılacaklar. Sayın Başkanım, hemen size geçiyorum. Tesis girişine takımlarımızı neler bekliyor? Yani sizin onlardan beklentileriniz neler, onların sizden beklentileri neler? Biraz bunlardan konuşabilir miyiz? Ben önce bu video için sana teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Güzel bir VTR hazırlamışsın. Şimdi biz aylardır söylüyoruz takımlarımız ama tabii şimdi şu var, mali boyutu var bunun. Mali boyutunu ayarlayamayınca takımlar da maalesef hazırlanamıyor. Valla girişimizde şimdi erken gelen takımın, pazar gün gelen takımlarımız var. Normalde bizim zaten 8 gün 7 gece. Yani şampiyonanın şeyi. Ama bu sene işte bazı otellerin ne biliyorsunuz problem olunca işte mecburen 9 gün 9'unda başladık. Yani 7 gün 6 gece olarak. Valla takımlarımızı ne bekliyor? Takımlarımız her şeyden önce evraklarını, kimliklerini, her şeyini hazır edip gelmeleri lazım. Yani o geldiklerinde çünkü orada önceki seneler gibi değil de 4 tane masa kurulacak. Ve gereken seri şekilde yapacak. Tam onlar da bize yardımcı olmaları lazım. Listeleri onaylanacak. Biz kaçırdıktan sonra, bizim ekibimiz kaçırdıktan sonra girişleri sağlanacak. Veya onlar beklerken onlardan bir kişi görevli olarak kalacak. Onlar gidecek kahvaltılarını yapacak. Çünkü normallerde otelde öğle yemeğiyle girer, sabah kahvaltısıyla çıkar. Normali budur. Hatta yatak şeyi de öyledir. Odaya girme de öyledir. Yani 12'den önce giremezsin normalde ama biz sağ olsun oteli rica ettik. Öyle anlaştık daha doğrusu.
Çünkü uzun yoldan gelen takımlarımız var, mağdur olmasın. Yorgunluk da var. Bir de o gün maç olacağı için. O şekilde anlaştık. Sabah gelecekler, kahvaltı. Ama şunu söyleyeceğim. 6'dan önce kimse gelmesi, 6.30'dan önce. Yani gelirse alamıyorlar. Onu da bilmelerini isterim. Ya yani dışarıda kalmalarını istemem. 6.30'dan sonra gelen arkadaşları zaten arkadaşlarımız karşılayacaklar. Yönetim kurulum karşılayacak. Temsilciler kurulumuz, kurulu başkanımız ve temsilcilerimiz hep beraber karşılayacak. Yani dedim ya, önceki senelere oranla artık böyle kim kime olmayacak ama siz de dahil olmak üzere hep beraber yönetim kurulu, başkan yardımcılarım hep beraber karşılayacağız takımlarımızı. Evet başkan. Misafir arkadaşlar, aslında misafir değil bana göre. Ailenin hepsi bireyi. Onun için, çünkü misafir gelip geçicidir ama bireylerimiz kalıcıdır. Bizim ailemiz hepsi. Biz ne gerekiyorsa orada ağırlayacağız. Güzel yine yerlerine yerleşmelerini sağlayacağız. Bu kura çekimini orada da yapabilirdik ama zaman yetmez. Çok kargaşa olur diye bu sefer televizyonda yaptık. Bugün Şampiyonlar Ligi'de, TFF'nin de aynı şekilde televizyonlarda çekiliyor. Ama tabii orada her sene orada çekiyorduk. Bu sene kısmet burası oldu. Başkanım yani, zaten takımların birçoğu da televizyonda çekilmesi yönünde evet, görüş bildirdi. Ya biz takımlarımıza sorduk. Yani %90'ı burada çekilmesini istediler. Hayırlı olsun. İnşallah da güzel bir ortam bekliyor. Güzelleştirmek sadece bizim çabamızda da değil, onların da çabaları gerekli. Evet. Yani ben şunu söyleyeyim takımlarımıza. Özellikle futbolcularına, şimdi gruplarda yazılanları belki atamıyor, işi oluyor veya geçiyor. Bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Zaten seneye de sadece kulüp başkanlarıyla ilgili grup yapacağız. Çok çok kargaşa oluyor. Gruplarımızda yenileceğiz. Güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yani demek istediğim, biz her şeye hazırız. Sürprizlerimiz de var. Yani kutlamalarımız da var. Otelimiz şahane. Herkes beğendi. Yani bunu ben şimdi bakın, 2 senedir yaptığım tesisi ben beğenmedim. Yaptığım organizasyonu ben beğenmedim. Artık bunun üzerine konuşmaya gerek yok. Ha, gerçekten güzel olmayıp da ben deseydim ki şöyle böyle şaşalı, ya yuh derler insana. Evet. Onun için bundan sonra ne dedim? Ben geçen sene takımlarımıza şu sözü verdim. Bundan sonra kaliteye önem vereceğim ve kaliteden ödün vermeyeceğim. Ha şunu da düşündüm. Bazı takımlarımız mesela, şimdi arkadaşlar bir takım 20 kişiden 25 kişiden geliyor. Bir takımda 5-6 kişi idare ediliyor maddi yönden. Şimdi adamın durumu iyi veya bir takımda 5-6 kişinin durumu çok iyi, o daha çok lüksü istiyor. Ama ya bunun da bir ortası olması gerekiyor. Yani ortası olmadan sen şimdi 5 kişi gelsen ne olur oluyor? Takımın, şampiyonaya gelen takımın en aşağı 20 kişi gelmesi lazım ki başarı elde etsin veya 25 kişi. Ama tabii bunu bazı arkadaşlarımız anlamıyorlar. Ama biz mesela 2 tane oteli gezdiğimizde, üçüncüsü harbiden bu oteli artık hiç kimsenin söyleyecek bir lafı yok. Sahalarımıza kimsenin söyleyecek bir lafı yok. Artı sahalara da ayrı bir ücret ödeyeceğiz zaten yani. O da var. Bayağı hatırı sayılır bir ücret. Aynen. Yani. Bir de takımlarımızın şuna dikkat etmeleri lazım. Geçen sene biliyorsunuz şampiyona yapmayacaktık. Pandemiden dolayı yapmayı düşünmüyorduk. Takımlarımız sıkıldık falan dediler. Orada bayağı bir kargaşa da yaşandı. Hakemler resmi hakem değildi. Biliyorsunuz biz de ekip olarak çok azdık. Ama herkes şuna çok dikkat etmeli. Artık hakemlerle ilgili cezalar çok ağır. Ve orada gerçekten eğer olumsuzluk yaratan birisi olursa biz de üzerine rapor yazıp, yani nasıl mahkemeye verirse biz de aynı şekilde vereceğiz. Kimseyi kimsenin rahatsız etmeye hakkı yok. Kurallarımız neyse, tabii herkesin çeliği çocuğu var, ailesi var. Hı. Hiç kimse bunu yapamaz, yapamayacak da. Bizim kurallarımız ne arkadaşlar bu? Bizim statümüz bu. Statüyü de zaten şampiyon statüsü var ya, ama ek olarak da ligin statüsü var. Disiplinimiz orada. Biz statüleri herkese imzalatacağız geldikleri. Bir kere statüleri imzalayacaklar. Evet, yani onun için... Şampiyona statüsü. Tabii yani onlar zaten sitemizde de var. Bakabilirler. Şampiyona statümüzü imzalatacağız. Her şeyi profesyonelce yapacağız. Onlar da bundan zevk alacaklar. Kaldı ki sağ içinde bu benim çocuğum, bu benim yeğenim, bu benim arkadaşım, dostum, bitti. Evet.
O kesinlikle zaten sahi çok yerinde. Orada ben hatta sen de yanımdaydın. Ne dedim? Buraları kapatmak gerekiyor. Evet, evet, bayağı görev alacak yani. Arkadaşlarımız da kesinlikle kimseyi sokmayacak. Zorluyor mu? Hakeme talimatı zaten görüştük Antalya İl Hakem Kurulu'yla. 15 dakika bekleyecek. Ondan sonra gereken disiplin ceza nedir? 3-0 mıdır? Nedir? Neyse. O verilecek, evet, bitti. Evet. Yani takım da takım olduğunu bilecek ve ona göre hareket edecek. Burada yapılan tüm disiplin ne varsa onların iyiliği için, onların güzelliği için. Orada ambulansımız olacak, doktorumuz da olacak aynı şekilde. Yani yine yönetim kurulu arkadaşlarımız da koordinatör olarak olacak. Milli takım, sportif direktörümüz Güvenç Kurtar, teknik direktörümüz olarak sen orada olacaksın. Emre Alev olacak, Halil Şenay olacak. Yani yine Mustafa ya. Bayar hocamız olacak. Ali yani Şahin orada Öz Başkanım, Sayın Ali Şahin. Ali abim olacak. O teknik kısmı. Milli kahraman teknik direktör olacak. O teknik kısmı. Başkan yardımcılarım da olacak. Yine evet. Yani orada yine futbolcu seçmelerinde. Çünkü artık evet, bu sene evet. Temmuz itibariyle başlıyor milli kahraman. Bununla ilgili de biliyorsunuz. Önceki programlarda söylemiştik. Uluslararası hem organizasyon olacak hem de derece alan takımlarla ilgili de organizasyon olacak. Evet. Bölge şampiyonlarının en iyi 3 tanesi yer alacak. Yani Şampiyon Kulüpler Kupası gibi, Milli Karma'dan bahsetmiyorum. Öbürü de Kupa Galipleri Kupası gibi, eski kupa ismiyle Avrupa platformuna çıkacak inşallah. Bununla evet, ilgili biliyorsun bayağı bir yoğun evet. çalışıyoruz. Yani benim anlatmak istediğim şu, takımlarımız kendilerine çeki düzen versin. Orada hiç kimse böyle taşkınlık yapmasın. Yok ben para verdim, ben şunu yaptım, bunu yaptım, yok yapamasını demesin diye. Haksa herkese eşittir. Evet. Onun için biz de herkese eşit şekilde davranacağız. Orada hatta şey yapacağız değil mi? Bir komite oluşturacağız. Komite oluşturacağız. Disiplin hariç, disiplin ayrı, disiplin bağımsız. Yine takımlarımızdan bir komite oluşturup orada hep birlikte bu şampiyonu el birliğiyle yürüteceğiz inşallah. Evet. Başkanım şimdi... 4 gruptan oluşacak şampiyonada gelecek takımlar. 4'erli 16 takımdan oluşacak. A, B, C, D gruplarımız burada. Ondan sonra seri başlarımız burada. Bu Sayın Ali Şahin, seri başları ve gruplar nasıl belirlendi? İlk önce şimdi, yani şu anda gelen mesajlardan hemen soruyu çıkarttım. Şimdi, hayır, siz şimdi baştan 16 takım, 4 tane grup deyince bizim takımlarımız hemen bunun hesabını çok çabuk yapmıştır. Çok net olarak söylüyorum. Çünkü bu takımların hepsi tecrübeli. Futboldan gelmiş olan insanlar. Evet, başkanım. Yalnız şu var. Biz tabii bunu yaparken 4 gruptan oluştuğu için kendi bölgelerinde bölge şampiyonu olanları bir sefer kesinlikle liste başı yapıyoruz. Ama liste başı yaparken de şuna çok dikkat etmek lazım. Yani yani bugün 3 maç oynayan veya 4-5 maçla lige katılan evet, takımla öyle. 22 tane maç yapmış olan takım aynı statüde tutamayız. 4 bölge olduğu için de işte bunların içerisinde Çekmeköy, Zafermen, Çorum ve Manisa seri başı olarak başlayacaklar. Evet. Ama torbalara gelince şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi her bölgede eşit takım katılmıyor şeye evet. şampiyonaya. Yani örnek verelim, Batı Karadeniz'den 5 tane takım katılırken işte Ege bölgemizden 3 takım katılıyor. İşte Doğu Anadolu Sarı'dan 2 takım katılıyor. Örnek veriyorum bunları. Şimdi 5 ile 2 olanı tabii ki aynı şey içerisine koymamız mümkün değil. 4 tane grup olduğu için 5 takım olan bölge yani Batı Karadeniz mutlaka kendi grubundan aynı ligde oynadığı takımlardan bir tanesi de bunların içerisinde olacak, olmakta evet, zorunda. Evet. Ama diğerlerini seçerken şöyle yaptık. Önce ikincileri aldık, torbalara attık. Yani şampiyonada çok iddialı takımlarla ve ligin grubunun şampiyon takımlar aynı şampiyon takımlarla hemen gruplarda gelmez. Erken finaller oynanmasın. Ve bu şekilde de şampiyonu daha sağlıklı gider diye düşündük. Gruplar da bu şekilde oluştu. Yani ikinciler dağıttık 4 tane torbaya, üçüncüler 4 tane torbaya bu şekilde gitti. Torbalar da bu şekilde oldu. Sadece Karadeniz için, Batı Karadeniz için kendi grubundan, oynadığı bölgesel grubundan gelen bir takım kendilerinin grubunda mutlaka olmak zorunda. Matematik olarak bunun hesabı bu şekilde yapılabiliyor. Başka türlü de onun içerisinden zaten çıkılamaz. Evet Ali abicim. Şimdilik yani bu da bir şaibe yol açmayacak şekilde çok ciddi olarak hesaplamalar yapıldı. Kesinlikle. Ben biliyorum ama tabii sizin ağzınız... Şimdi bak bu şu şekilde, Bülent Erdemir bununla ilgili çalışma yaptı. Adamın mesleği, işi bu. Evet. Uğraştığı işlerden bir tanesi bu. Buna katkı veren Emre Alev var, Fatih Şimşek var, Müjdat kardeşimiz evet. sonunda geldi. Uğur Lokumcu var. Bunlar hatta başkanın da müdahil olduğu şekilde
Daha önce bunun provası yapılırken. Hep birlikte çalıştık. Çalıştık yaptık. Buradaki amaç şu, hiç kimsenin hakkı bir şekilde doğru olarak kullanılsın diyelim ona daha doğrusu. Yani konu yanlış yere gitmesin diye öyle söylüyorum. Böylece de takımlar bence dengeli bir şekilde gruplarından kendi yerlerini kendileri klaslarına göre belirleyecektir. Yani birincilik, yani Türkiye Şampiyonası'nda oynayan, vatana oynayan ve futbol federasyon kupamızı oynayan takımların güçleri bu şekilde 1, 2, 3, 4 diye ayrılmış olacak. Ama futbolda her şey mümkün. Bugün 4. grupta olan, yani D grubunda olan takım gelip burada şampiyon da olabilir. Bu futbolun içerisinde olması muhtemel sonuçlardan bir tanesi. Evet. Bu arada Akgün Yıldız, Sarıkamış veteranlardan stoper. Hepinize selam söylüyor. İyi göründüğünüzü söylüyor hepinizin. Çok teşekkür ederiz. Ve iyi yayınlar diliyor. Biz de kendisine Akgün'e selamlarımızı iletelim. O da milli karma oyuncusuydu. Almıştık ama bir aksilikten dolayı gelememişti. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Alpay Hocam, yorucu bir sezon hayırlısıyla bitirdik. Bu gurur değerli yöneticilerimizin. Bu gururu Antalya'da başarılı bir şekilde taşlandırırsınız inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kenan Başkan'a, Ali Hocam'a ve size sonsuz başarılar diliyorum. Saygılar, selamlar. Sinop'tan Murat İlkılıç Hocam göndermiş. Murat Hocam'a da saygı ve sevgilerimizi iletelim. Evet Sayın Başkanım, kupalar ve elemeler nasıl olacak? Evet, kupalar. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Şampiyonayı hak edip de gelemeyen takımlar hakkında konuşmak istiyorum. Bizim normalde sözleşmemiz biliyorsunuz yani bölgelerinde 3, 4, 2 gibi oluyor. Grup sayısına göre. Aynen. Evet, evet. Evet başkanım. 24 takımdan yani 25 olsa almıyorduk ama 16 veya 24 takım ama 16 takım. Ben gelen takımlarımıza teşekkür ediyorum. Ligimizde emek veren tüm takımlara teşekkür ediyorum. Ama eğer şampiyona zamanı diyorum bak Haziran'dan sonra tamam özel turnuvalara giderler saygı duyarım. Şampiyona zamanı başka yerlere gittikleri takdirde biz elimizdeki sözleşmeleri kullanacağız. Bunu bir kere bilmeleri lazım. Evet başkanım. Şimdi bak bin türlü emeklerle zorluklara gelen takımlarımız var. Biz aylarca dereceye girmek için uğraşıyor. Adam bölge şampiyonu oluyor. Şampiyonaya gelemiyor. Var mı böyle bir şey? Ve biz bunun ödülünü veriyoruz. Ben şimdi bizim statümüzde ne var abi? Şampiyonaya hak eden takım ödüllerinden yararlanır. Gelemedi mi? Ondan sonra gelen bölgesinde gelen kimse o yararlanır. Evet başkanım. Ve dediğim gibi biz gerekeni yapacağız. Önümüzdeki senenin sözleşmeleri biraz daha ağır oldu zaten. Ne gerekiyorsa onu uygulayacağız o takımlara. Zannetmesinler ki burası turnuva yeri değil. Burası lig. Buradaki ciddiyetle gelen takımların veya federasyonun çalışmalarını kimse günübirlik turnuvalar için bozamaz. Bozulmaya da müsaade etmeyiz. Yani bunu da söyleyeyim. Yani biz hatta birçok takımlarda yollarımızı ayıracağız. Yani bunda kesiniz. Çünkü hem maçlarda yapılanlar biliyorsunuz yani bazı takımların yaptıkları oldu. Ne bileyim hakeme olsun, rakibine olsun, saygısızlık yapanlar. Bunlar artık kesinlikle temizleyeceğiz. Bizim ligimiz böyle değil. Ve bu sene biraz hadi pandemi dedik, işte ekonomik dedik vesaire dedik. Bunun artık bahanesi kalmadı. Eğer biz gelecek nesile bir şeyler bırakacaksak, örnek olacaksak biz davranışımızla, karakterimizle, insanlığımızla olmamız gerekiyor. Evet başkanım. Şimdi lafa gelince herkes şey oho çok böyle yani. Ama icraata gelince bakıyorsun sağdaki rezillik adam ailesini getirmiyor. Çocuğunu getirmiyor bu sefer. Evet. Ya neden bizim ligimiz bakın diyor bir de duyduğum şu sözler var. Bu saatten sonra futbolcu olacağım diyor tamam mı? E nesin futbolcusun işte. Yani bu saatte futbolcusun sen. Futbol oynuyorsun, emek veriyorsun. Para kazanan da var bu ligde. Yani iyi topçulara para veren kulüp başkanları da var. Ya nasıl topçu değilsin sen ya? Sen nesin o zaman? Ne yapıyorsun yani? Şey mi oynuyorsun? Misket mi oynuyorsun? Resmi futbol oynuyorsun. Resmi hakemle oynuyorsun. Resmi hakemle oynuyorsun. Yani futbolcu mu olacağım bu yaşta? Ben anlamıyorum ya. Evet. Ya futbolcusun işte. Senin önüne güzel bir şey gelmiş. Ya Türkiye'de şunu, Türkiye'de diyorum. Şunu başlatan biz. Türkiye çapında. Al sana güzel bir fırsat. Reklamı mı var? Kim tanıyordu? Yani sadece takım olarak olsun,
Ben olarak olsun, sen olarak olsun, kim tanıyordu? Hiç kimse birbirini tanımıyordu. Evet. Şimdi bak, çığ gibi büyüdü. Herkesin arkadaşı oldu, evet. Dost çevresi oldu, ticari çevresi oldu, vesairesi oldu. Ya bunları iyi idrak etmek lazım. Yani 70 dakikalık futbol için sen nasıl kırarsın, nasıl küfredersin? Ya hiç sana yakışıyor mu? Ben burada kimseye böyle gül dağıtamam, kusura bakmasın. Orada küfürlerinden sonra evine gittiğinde çocuğunun yüzüne nasıl bakıyorsun, ailenin yüzüne nasıl bakıyorsun? Yani bu nasıl bir şey? Biz bunları temizleyeceğiz. Yani kesin. Bakıyorum şimdi doldur boşadı. Ya bizim verdiğimiz şu emeklere bir bakın. Temsilcilerimiz var. Televizyon programımız var. Hazırlıklarımız var. Hepsini saysam attım gruplara. Gördüler yani yaklaşık yani 50-55 hizmet listesi var takımlara. Evet. Şimdi nasıl bir şeydir, davranıştır çözemedim. Ben bu sene gerçekten çözemedim. Ama biz İşte Allah nasip ederse biz zaten çalıştay yapacağız Çeşme'de tüm ekibimiz. Bunu yeniden baştan alacağız Allah nasip ederse. Güzel bir şekilde önümüzdeki sene başlayacağız. Bir de takımlarımızla ilgili bu sene zaten ben hep biliyorsun Anadolu'yu hep gezdim. %30'da arttı takımlarımız. Hatta iki bölgemiz daha geliyor inşallah. Yani burada yapılan her şey aslında o takımlarımız için, insanlarımız için. Yani biz mesela bu sene lisans konularında da biraz vasat lisanslar yaptık. Eskiye döneceğiz. Yani her şeyi dört dörtlük yapmaya şeyiz yani adayız. Bir de yönetimle ilgili bir çalışmamız var. Çalışmayan hiçbir yöneticiyi burada tutmayacağız. Olağanüstü genel kurulla yönetimi de değiştirmeyi planlıyoruz evet. İnşallah arkadaşlarımla. Çünkü burada çalışan arkadaşlarımız var. Veya işinin yoğunluğundan dolayı hepsi iyi bir dostumuz, arkadaşımız. İlgilenemeyen arkadaşlarımız var. Onları da inşallah güzel bir şekilde gönderip güzel bir yönetim yapacağız. Bir müjde daha vereyim ondan sonra kupalara geçeyim. Allah nasip ederse değil mi Ali abi? Şimdi sen de işin içindesin, sen de işin içinde. Bir sözleşmemiz var bizim, bir sponsorluk. Önümüzdeki sene takımlarımızın, bak federasyonun demiyorum, takımların diyorum. 100-200 bin lira civarında geliri olacak bir sponsorumuz var. Bunlarla ilgili şampiyonada bir seminer yapılacak. Ondan sonra tüm bölgelerimizde seminer yapılacak. Yani biz takımlar için gene elimizden geleni yapıyoruz. Dışarıdan zannediliyor ki ya işte maç yaptırıyorlar falan. Hayır. Biz gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Onların maddi olarak da rahatlamaları için. Çünkü Anadolu takımlarımız 300-400 kilometre yol gidiyor. Yani kolay değil. Hepimiz de görüyoruz zaten. Girsinler mesela işte puan durumlarının olduğu şey yere girsinler nereden nereye gidiyor görürler. Onun için takımlarımıza eğiliyoruz, aileyiz diyoruz, bir bireyiz diyoruz, bütünüz diyoruz. Biz de bu bütünlüğü sağlamak adına bu tür çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani Ali abi sağ olsun sponsorlukla ilgili gerçekten çok uğraşıyor, uğraş veriyor. Yine Ramazan olsun, Savaş Buyurman olsun, sen ol yönetim kurulu arkadaşlarımız, unuttuğum diğer arkadaşlarım. Emek veriyorlar yani Allah evet, için. Evet. İnşallah daha da güzel olacak. Evet başkanım. Şimdi kupalara gelince. Sorun varsa Ali abiye sor. Ben çok konuştum çünkü. Yok birkaç mesaj var. İsterseniz siz tamam. De nefeslerin başkanım. Tamam. Onları kesebilir. Okuyor. İstediği zaman kesebilirsin. Problem yok. Ondan sonrası kötü oluyor başkanım. Kesiyoruz. yok. Problem yok. evet. İyi yayınlar Alpay Hocam. Ali Şahin Hocama, Kenan Gürsü Başkanıma selamlar. Geçmiş Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gerçekten heyecanla bugünü bekliyoruz. Gerze veteranlar olarak biz de şampiyonaya renk katmaya geliyoruz. Uğur Lokumcu hocamın takımından takımımıza güç kattık. Milli veteran Mustafa Bayar hocam da bize güç katacak. Katılan tüm takımlarımıza sakatsız kazasız bir şampiyona diliyorum. Otelden ayrılırken kazanan dostluk olacak ben inanıyorum. Gerze veteranlardan Kenan Çalışkan göndermiş bu güzel mesajı. Biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Çok güzel bir mesaj. Hocam iyi akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Şampiyonadaki tüm takımlara başarılar diliyorum diyor. Karadeniz Ereğli Zafer Mermaster'lar Başkanı Murat Üçpınar. Aynı zamanda Milli Karma hocası kendisi. Kendisine biz de teşekkür ediyoruz. Takımına ayrıca başarılar diliyoruz. Evet başkanım. Kupalar ve elemeler nasıl olacak dedim. Şimdi başkanıma biraz nefes almak için ben bir araya girmek istiyorum. Konuşu. Buyurun başkanım. Şimdi bir, takımlarla ilgili başkanımızın ciddi şekilde serzenişleri vardı ama
buradan seyreden takımlarımızın çoğu farklı anlamış olabilir. Bir ufak bir parantez açmak istiyorum. Yok, toplasan 3-4 takım ha, değil yani bu serzeniş yani, yanlış anlamasın. Bu takım da sayısı hakikaten o kadar az ki, inanılmayacak derecede az. Ama biz şu var, hani takım çok olsun veya olmasın diye söylemiyoruz bunu. Kaliteli takımlar olsun diyoruz. Çünkü çok kaliteli takımlarımız var. Onların yanında yakışacak takımları yarışmacı yapmak istiyoruz. Esas mesele burada. Yani burada seyreden seyircimiz bunu yanlış anlamasın. Çok az bir takımdan bahsediyoruz bunu ama evet, tabii evet, başkanım haklı olarak bir federasyonun başında olduğu için rahatsız olduğu bir konu, bunu dile getirmek istedi. Ben de başkanım aynı fikirdeyim ama seyirci bilsin diye söylüyorum. Çok azdır bu bahsettiğimiz şey. Evet, disiplin evet, olaylarda çok fazla değil açıkça söylemek lazımsa. Bazı üzücü hadiseler olmuştur ama bu hakikaten çok ciddi değil. Bugün profesyonel liglerde bile olabilecek şeylerden bahsediyoruz. Evet Ali abi. Bir başka konu daha var. Medikal grupla ilgili başkanımız bir şey söyledi. Bütün takımların kazanabilecekleri şeyle söyledi. Şimdi bunu çok açık, net olarak söylemek istiyorum arkadaşlarımız bilsin. Bu bizim sponsorumuz değil. Yani biz onu lige veya önümüzdeki sezon için sponsor olarak almadık. Ama şunun için aldık. Takımlarımızın hani maddi olarak sıkıntılarını çözebilmek amacıyla. Çünkü burada bir karşılıklı ticari alışveriş var bahsettiğim konuda. Şimdi takımlar bunu fazlasıyla görecekler. Antalya'da çünkü seminer verecekler. Davet ettik, onlar da geliyorlar. Onların içerisinde şunu göreceksiniz. Bu medikal ürünler sporculara neler sağlıyor, neler yapıyor. Ve çok ciddi şekilde bugün profesyonel ligde kullandıkları için biliyorum. Ben kendim de kullandığım için biliyorum. Özellikle bu yaş grubuna inanılmaz derecede bir fayda verir. Her konuda sadece işte diz ağrım, işte bileğimde ağrı var vesaire vesaire değil. Başka unsurları da var ama işte sağlıkçı olmadığımız için burada çok fazla konuşmuyoruz. Bu size ne kazandıracak? Takımınıza çok ciddi şekilde satışlardan almış olduğunuz birimlerden kullanacaksınız. Çok ciddi şekilde rahatlatıyor. Çünkü ben bunu bir yıldır kullanıyorum. İnanılmaz derecede faydası var. Kişi olarak kullandım, bireysel olarak söylüyorum. Ama takımlar bu yaş grubu 40 yaşından sonraki herkesin ihtiyacı olan, illa futbol oynamak değil ama futbolcunun en önemli unsurlardan bir tanesi hem çok ciddi sakatlanmak ve bu sakatlıktan da çok çabuk normal yaştaki insan gibi iyileşemediği için bunu hızlandıracak şekilde çalışmaları var. Medikal grup şeyde Antalya'da burada çok fazlasıyla ise bu konuda hem seminerler verecek, 3 tane seminer yapacaklar. Ama takımlar gelir sağlayacak. Tabii takımlar gelir sağlayacak. Şimdi biz bunu yaparken takımların içerisinde kimler bu işin içerisine girmek isterse ki çok büyük faydaları var. Şimdi başkanımın demin söylemiş olduğu rakam çok doğru, biliyoruz çünkü bunu yapan birisinin aylık kazancının böyle olduğunu biliyorum. Ama bu hemen o anlama almasın, ben de hemen 200 bin lira ayda kazanırım diye hiçbir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Yıllık dedim bana. Yok, aylık alan var. Bak onu söylüyorum başkanım. Aylık alan adını da bile söyleyebilirim. Eyvallah. Evet yani bildiğim için söylüyorum. Çünkü bir yıldır takip ettiğim bir şey. Sponsorluk konusuna da gelince, bizim sponsorluk konusunda şöyle bir çalışmamız var. 4 tane ayrı yerle görüşüyoruz. Önümüzdeki sene federasyon yeniden bir sponsor yapmak zorunda. Çünkü çıtayı yukarı çıkaracağız. Çok net olarak söylüyorum. Belki çok daha profesyonel bir yerde program yapmaya gayret edeceğiz. Çünkü bu bütçeyle ilgili. Ama başka bir şey var. İsmini vermiyorum. Kendi ailemizin içerisinde çok önemli bir iş adamı sponsor olmak istiyor. Onunla özel görüşeceğim. Çünkü önce yanımdakini mecbur aile içerisinde olanı ön plana alacağız. Onu da kısmet olursa şampiyonası sonrası yapmış olduğumuz görüşmeler netice verirse ki ben inanıyorum %80 veya 90 gibi olacak. O zaman burada bir program yapacağız. O programda kamuoyuyla bunu paylaşacağız. Bunu da bütün seyircilerimize ve takımlarımıza duyurmak istiyorum. Evet. O zaman kupaları sonraya bırakıyorum başkanım. Çünkü bir çalışma grubunu tanıyalım. Ama tamam. Çalışma grubunu tanımadan önce bir mesajım var. Hemen onu okuyayım. Selam Alpay abi, iyi yayınlar, herkese iyi akşamlar. Sizi severek dinliyoruz. Rize Yeşilçay Spor Kulübü şampiyona kura çekimine herkese başarılar diliyorum. Fatih Uzun göndermiş. Kendileri takımları yok ama sağ olsun evet, takip ediyor bizi. Evet. Fatih Uzun'a da selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Evet, yönetmenimden çalışma grubunu rica edelim. Evet, Başkan Kenan Gürsu. En çirkin resim. Ramazan Yıldız. Başkan vekilim. Savaş Buyurman. Başkan yardımcım. Güvenç Kurtar. Çok ciddi bir kadro var. Evet. Ali Şahin. Yönetim kurulu üyem. Sponsorluk departmanı. Alpay Özer. Teknik heyet. Teknik direktörümüz. Aynı zamanda genel sekreterimiz. Yönetim kurulu üyemiz. Evet. Diğerlerini de sana say. Seyfi Gül.
Buyurun başkan. Onun için ben duayen gazeteci diyebilirim. Evet. Evet, gazeteci. Doş Doktor Nihat Dinçbal. Evet başkanım. Valla hocamız gelecek. Doşent kendisi. Her zaman bak kuruluşumuzdaki resimidir o. Kurucularımızdan biridir. Allah nasip ederse kendi geliyor. Ve Emre Alev. Milli karmamızın kaleci antrenörü. Evet. Bülent Erdemir. Hakem kurulu başkanımız. Hatta şu anda abisi de Orhan Erdemir. MYK'da biliyorsunuz. Evet. Ve Hamza Dilli. Kırmızı bölge. Kırmızı göverge. Temsilcisi. Temsilcimiz. Fatih Oğuz. Orta Karadeniz temsilcimiz. Müjdat Kırkaya. Batı Karadeniz temsilcimiz. Erbay Ot Yıldız. Ege bölgesi temsilcimiz. Evet. Çok çok ciddi bir kadro var. Uğur Lokumcu. Buyurun başkanım. Hem Doğu Karadeniz hem de Temsilciler Kurulu Başkanımız. Hatta bilgi işlemle de uğraşıyor sağ olsun. Bayağı uğraşıyor. Evet. Çok emek veriyor. Evet. Evet, başka kalmadı herhalde. Evet, çok ciddi bir kadro var. Şimdi Doğu Anadolu temsilcisi ve Sarı Grup temsilcileri artık onlar önümüzdeki sene için seçilecekler. Hatta Beyaz Grup'un temsilcisi arkadaşımız o da seçilecek. Evet. Onları artık önümüzdeki döneme yetiştireceğiz. Evet başkanım, kupalar ve kurallar. Şimdi kupalarımıza gelince önce Şampiyonluk Kupası'ndan başlayayım. Şampiyonluk Kupamızı ben biliyorsunuz önceden bu İtalya'dan gelen kupalar vardı. Devasa bir kupamız vardı. Biz yaptırınca, başkaları da yaptırınca ben ona biraz şey yaptım. Dedim bize özel kupa olsun. Bu kupayı aldığımız arkadaşımız da bizim bir dönem yönetimindeydi. Büyük plaketçidir o. Ahen Aydemir. Rica ettim. Bazı şeyler baktık, tasarımlar baktık. Bu tasarımı yaptık. Bunda geçen seneki kupamız yine aynısı. Sarıydı. Altın suyuna bandırılmış. Bu özel yapı pirinçtir. Asıl ana madeni. Evet başkanım. Ve özenle yapılan bir kupa. Seneye etrafını şu yuvarlak kesimi Türkiye Masalları Veteranlar Futbol Federasyonu o alt kısmını oraya da TFL yani çıkmayacak şekilde özel tasarımla yazdıracağız onları. Yetiştiremedik. Çok, çok geç kaldık. Kupa, evet. Ve Vatan Kupası'nda ayrı bir tasarım çalışıyoruz şimdi. Federasyon Kupası'nda aynı şekilde. Üç kupamız ayrı bir tasarım olacak. Bu ikinci senemizde. Artık bundan sonra Türkiye Masalları Veteran Futbol Federasyonu'nun şampiyonluk en büyüğün kupası budur. Evet. Bir de Süper Kupa ile ilgili bir çalışma yapacağız. Bu sene biraz yetiştiremedik ama bu kupamızın dediğim gibi şu yuvarlak kesimine Türkiye Masalları Veteranlar Futbol Federasyonu ve o alt tahtayla birleştiği yere de aynı şekilde işte sezonun şampiyonları falan o şekilde güzel bir şey yapacağız. Bu oğlumun kupası emek veriyordu. Ona özel bir jest yapayım dedim. Yine Vatan Kupamız her seneki gibi ikinci büyük kupamız. Orada özenle seçilmiş. Federasyon Kupamız da aynı şekilde yine ekranın sağ tarafında olan, sol tarafında Vatan Kupası. Sarı Kupalar Bölge Şampiyonlarının Kupası. Gelirse ekrana, şimdi buradan kalkıp bakamıyorum. Yine burada gol krallarının, ha şampiyonaya gelemeyen bölge şampiyonlarının gol krallarını bile onların bireysel emeğidir. Onların kupalarını göndereceğiz, ödüllerini göndereceğiz. Fair Play kupalarımız var. Aynı şekilde en iyi kaleciler var. Yalnız ben burada şu gol krallarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu sene onu yapalım dedik. Seneye yapmayı planlamıyorum. Çünkü onda çok kargaşa oluyor. Ya bazı hakem rapor atıyor, atmıyor. Öbürü diyor ki 2 atıyor, 5 attı, 10 attı. Her zamanki gibi, önceki senelerdeki gibi. Çünkü ben onu ilk sene bir denemiştik. Yine aynı olmuştu. Dedi ki gol krallarımız şampiyonada, Vatan Kupası'nı, Federasyon Kupası'nı, Türkiye Şampiyonu kupalarını, şey gol krallarını orada atanlardan seçelim. Çünkü orada gözümüzün önünde seneye bölgedeki gol krallığını kaldırmayı planlıyoruz. Veya şöyle sıkı sıkı İl hakem kurullarıyla görüşüp raporlar gelirse tam net olarak bazıları yazmıyor mesela. Yani bazıları yazıyor. Onun için onu iyi değerlendirmemiz lazım. İyi yerde, aslında güzel bir şey de işte bazen şeylikler çıkıyor böyle. Mesela hakemin yazmadı diyor. Adam diyor ki 3 tane attım, 5 tane attım. Yani bunun sıkıntısını da yaşadığımız için
Seneye bakalım, onun üzerinde bir çalışma yapacağız. Evet. Yoksa biz ödül vermekten şeyimiz değil. Ha çok ödül çok iyi bir şey mi değil? Ha biraz ulaşılması olması gerekiyor ama başkanım, bu bunlar bu gol kralların bakın ben bu kendi hakkıdır adıma yani evet. Kalecilerimizin hakkıdır. Onun için şimdi mesela ben burada şey üzüldüm. Mesela örnek veriyorum. Gol kralı vardı, niye kalecinin yok? Mesela onu düşünememişiz. Onlar haklarını helal etsinler. En iyi kaleci var başkanım. O şampiyonadaki. Şampiyon. Vatan Kupası'nın, evet. Türkiye şampiyonunun bir de Federasyon Kupası. Ama bölge ligdeki oynanan liglerde burada bölge gol kralları var. Başkanım bununla ilgili bir çalışma yapılır. Yani de, ama artık geçti, yetiştiremeyiz onları. Hayır, buraya yetişmez ama önümüzdeki sezonda verilir. İşte yani önümüzdeki sezon için olursa o, evet olabilir. İşte onun çalışmalarını yapmadık. Kalecilerimizi hep unuttuk. Haklarını helal etsinler ama seneye bununla ilgili iyi bir çalışma yapmak lazım. Evet başkanım. Çünkü bölge şampiyonlarımızın bölge temsilcilerimiz de mutlaka takımların üzerine gitmeleri lazım. Evet. Yani hiç yoktan takımları izlemeleri lazım. Milli karma hocalarımız, bölgelerdeki yöneticilerimiz. Şimdi bakıyoruz, temsilciler var her bölgede. Yöneticilerimiz de var. Seneye konuşacağız. Her temsilci ve yönetici, futbol, hepsi futbolun içindeki insanlar. Gidecek izlesin. Ya haftada bir gün, 15 günde bir izlemediği takımları izlesin. Ona göre siz hocalarımıza, çünkü yani milli karmayı neye dayanarak yapacaksınız? Hem gördüklerinizi hem de yanınızdaki kurmaylara göre yapacaksınız. Onun için bunun üzerinde iyi bir sıkı bir çalışmamız olacak seneye. Ali abicim, çalışma gruplarını ekrana getirdik. Evet. Sizden şimdi son 5 dakikamıza girdik. Nasıl sıkıştıracaksınız bilmiyorum ama bir görev dağılımını rica edebilir miyim? Şimdi şöyle, görev dağılımı bence şu anda bizim kafamızda net olarak belirlenmiş vaziyette. Fakat Antalya'ya erken gidişimin sebeplerinden bir tanesi şu. Bizim için geri plandaki bütün görev dağılımları hakikaten çok planlanmış ve biliyoruz ezberimizde yani. Çünkü tecrübemiz var orada. Fakat bizim için en önemli şey, demin bahsettiğim konu bizim için çok önemliydi. Yani takımların oraya gelmesi, onların hemen resepsiyonda gerekli işlemi yapıldıktan sonra istirahatları alabilmek için. İşte onun adına biz karşılama diyoruz. Karşılamada görev alacak arkadaşlar, o gün çok çalışması gerekiyor. Bir tanesi ben olacağım muhtemelen orada. Çünkü bir de otelle çalışma grubu aramızda köprü sağlamamız gerekiyor. Yani siz geldiniz, ödemenizi yaptınız veya kredi kartı kullanarak yaptınız. Otel temsilcisiyle birlikte orada yapıyorsunuz, silibini alıyorsunuz, tekrar geliyorsunuz. Bizim görevli arkadaşımız, orada bilgi işlemindeki görevli arkadaşımız da otelle beraber onay veriyor, o şekilde içeri giriyor. Bu zaman alan bir şey. Biz onu geçen sene çok ciddi şekilde sıkıntısını fazlasıyla yaşadık. İnanılmaz derecede zor bir şey. Ama şu var, demin söylüyoruz ya takımlara, lütfen ödemelerinizi önceden peşin yaparsanız, otele sadece gireceksiniz, kimlik kartınızı görüp odanıza geçip istirahat edeceksiniz. Bu çok çok daha iyi. Hem bizim açımızdan hem takımların açısından. Çünkü aynı gün maç yapacaklar. Çok önemli. Şimdi gruplar karşılama işleri bitti. Her şeyi yaptık. Herkes odalarına, oh ne güzel, güzel dünya varmış diyeceğiz. Ama geri kalan çalışmalarımız daha başka. O çalışmalar şu sahadaki görevler. Mesela bizim bölge temsilcilerimiz çoğu sahada görev yapacaklar. Yani Fatih, Oğuz, Müjdat Kırkaya, Hamza, Dilli, Erbay, bunların tamamı saha içerisinde görev yapacaklar. Yani biliyorsunuz saha içerisindeki görevler de çok önemli. Demin başkanın bahsettiği bir konu vardı. Hani işte yaka kart olmayanların sahaya girmemesiyle ilgili vesaire ilgili. Yani bu benim tanıdığım akrabam şudur, sahaya girebilir diye. Hiç buna çok önem gösterecekler. Oradaki görevleri de bu arkadaşlar yapacaklar. Muhtemelen orada iletişim olarak başka bir araç kullanacağız. Telefon haricinde tesis çalışması yapacağız. Çok çabuk bilgi almak, kimi arayayım, Ahmet arayayım diye vakit geçirmeyip herkesin şifresi olacak. Orada tesisle sahana döneceksin. İşte birinci sahada kim var? Siz varsınız. Ben sizinle veya başkan irtibat kurduğu zaman hemen anında görüşme yapabileceksiniz. Evet, tesislerimiz de var. Doğru. Evet, o çok faydalı oldu. Çok da önemsediğimiz bir şey. Çünkü iletişim çağı, teknoloji var, kullanmıyorsunuz. Cep telefonla Ahmet'im, Mehmet'im arayayım diye vakit kaybetmeyeceksiniz. Şey var, takımların sahaya gelişini, tabii link seferler yapılacak ama o link seferler yapılmasındaki kim görev yapacak? Yine bizden birisinin olması lazım. Farz edeyim ki otel 15 dakika geciktirdi vesaire. Biz onu önceden tedbirini alıp hemen o link seferler için gerekli vasıtaların oraya getirmesi sağlamakla görevliyiz. Olmamız gerekiyor.
İlginç sefer yapıldı, sahaya geldi. Sahadaki adamın soyunma odaları ona göre ayarlanacak. Anında yapılması gerekiyor ki hemen hazırlansın ve ısınması için bir saha var orada. Orada takımlar ısınıp hemen maçına devam edebilsin diye. Şu sahaların çok güzel olması, harika olması evet çok çok önemli. Yani inanılmaz derecede önemli. Çünkü futbolcular çok bunu önemsiyor ama saha içerisine girebilmek için yani soyunma odalarının ve ısınma yerlerinde çok çok iyi olması gerekiyor. Onu da yine bizim çalışma grubumuzdaki arkadaşlarla birlikte yapacağız. Yani bir koordinasyon kuracağız orada. Belki orada burada şimdi tabii konuşmak çok kolay. Orada belki üstüne ilave edeceğimiz şeyler de çıkabilir. Çünkü otelin... Aslında unuttuğumuz şeyler de çok hayır, var. Hayır, otelin ile yani. Yapacağımız diyalog içerisinde herhangi bir ilave etmemiz veya çıkarmamız gereken bir şey varsa onu yapacağız. Vaktimiz var mı? Yok Ali abi. Hemen reklama gidelim. Evet, evet. Hemen kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek ümidiyle efendim. Evet, artık 40 futbol kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Sayın Başkanım çok kısa sizden elemeler ve maç yayınıyla ilgili bilgi alayım. Hemen kura çekimine geçeceğim. Tamam. Gruplarımız 4'te olacak. Evet. İlk ikiler Türkiye Şampiyonası'na devam edecek. Yani çarşamba günü grup maçlarımız bitmiş oluyor. Grupla birle ikinci olanlar Türkiye Şampiyonası'na devam edecek. O takımlarımızı anlatayım önce. O takımlarımız Perşembe günü çeyrek final oynayacaklar. Cuma günde yarı final oynayacaklar. Cumartesi zaten finaller var. Ayrıca grubunda üçüncü olan takımlarımız direkt Cuma günü yarı final oynayacak. Çeyrek final oynamayacaklar. Grubunda dördüncü olan takımlarımız da Cuma günü yine yarı final oynayacaklar gruplarında, ya kupalarında. Evet başkanım. Federasyon kupası olarak oynayacaklar. Şöyle anlatayım. Vatan Kupası'nı oynayan takım yarı finali oynayacak. Yani üçüncü takım. Evet başkanım. Grubunda üçüncü olan takımlar. Dördüncü olan takımlar da Federasyon Kupası yarı finali oynayacaklar. Ya bu şekilde devam edecek. Cumartesi günü de zaten üçüncülük maçı var. Federasyon Kupası finali var. Vatan Kupası finali var. Akşam da saat 20'de de en büyük final, Türkiye Şampiyonluk finali maçı var. Evet başkanım. Bir takım tanıtımlarımız var. Yönetmenimden hazırsa onları rica edelim. Evet. Şampiyonluğa katılan takımların Bahar Gençlik Veteranlar Iğdır'dan, Bartın Şehit Uğur Akyer takımı, Çaycuma Veteranlar, Çekmeköy Master'lar, Çorum Hattuşa Master'lar, Fatsa Master'lar, Foça Master'lar, Gerze Veteranlar, Gümüşhane Veteranlar, Iğdır İdman Yurdu, Karabük Yaşa ve Yaşat, Kastamonu Master'lar, Karadeniz Ereğli Zafermen, Manisa Master'lar, Milas Gücü Master'lar ve Sarıkamış Veteranlar şampiyonluğa katılacak takımlarımız. Ali abicim, Sayın Başkanım izniniz olursa hemen kura çekimine geçmek istiyorum. Sarıkamış İstanbul Veteranlar Başkanı Sayın İbrahim Öztaş aramızda. Onu buraya davet ediyorum ilk çekim için. Buyurun İbrahim Başkanım. İbrahim Başkanım hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İbrahim Başkanım ilk önce bir grup çekeceğiz. Ondan evet. Sonra seri başı takımlardan bir tanesi çekecek. Buyurun ilk besmele ile başlayalım artık. Hayırlı uğurlu olsun bütün takımlara. Öncelikle buradan Türkiye Şampiyonası'nda bütün takımlarımıza, Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda bütün takımlarımıza Sarıkamış Veteranlar olarak başarılar diliyoruz. İnşallah çok centilmence güzel bir organizasyon olacak. Buna inanıyoruz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz.
Evet, İbrahim Başkanım ilk grubu çekiyor. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Mikrofon tutayım isterseniz başkanım. C grubu. Evet, ilk C grubu. Bekleyin, ekranı alsın isterseniz. Alır, alır. Başkanım buyurun, seri başı takımlardan bir tanesini sizden rica edelim. Ereğli, Zafermen, Veteran, Masterlar, evet. Evet. İlk grup C grubu, ilk takımımızda Ereğli Zafermen Masterlar. Evet. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık geldiniz buraya. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyon olacak. Sizlerin de emeklerine teşekkür ediyoruz. Sağ olun biz başkanım. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. Sabri Yılmaz'ı davet ediyorum ikinci çekiliş için. O da Sarıkamış İstanbul Veteranların futbolcusu, hocası, her şeyi. Sarı Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldin Sarı Bey. Sarı Başkanım hızla ilk önce gruplardan grup çekiyoruz. Hadi bakalım. B grubu. Evet, B grubu. Yakın plan alırsak güzel olur. Evet başkanım, seri başı takımlarımızdan çekin. Evet, Çekmeköy Master'lar. B grubu, kendi grubunuzdan bir takım çektiniz başkanım. Hemen kısa bir mesajınızı alalım takımlara. Ben burada tüm takımlara başarılar dilerim. İnşallah Antalya'da futboldan önce kardeşlik, birlik, beraberlik için mücadele edeceğiz. Kendi adıma Sarıkamış Veteriner olarak tüm takımlara başarılar dilerim. Buradaki değerli abilerime de başarılar diliyorum. Orada bizi konuşan insanlara futbol değil, kardeşliği orada göstereceğime söz veriyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Evet, şimdi Kazım Tıkılıoğlu'nu davet ediyorum. Sarıkamış İstanbul Veteranların deneyimli hocası. Kazım Hocam buyurun. Hoş geldiniz Kazım Hocam. Hoş bulduk. Kazım Hocam kalkamıyorum, kusura bakmayın. Olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Kazım Hocam, ilk önce gruplardan bir şey yapalım, çekelim. Peki. Bir şeyler söyleyeceksiniz herhalde Kazım Hocam. Buyurun. Ben de. Şampiyonaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum. Kazasız belasız güzel bir lig diliyorum. Katılan takımlara hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Sizleri de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kazım Hocam. Buyurun Kazım Hocam. A grubu. Evet. A grubu. Buyurun Kazım Hocam. Seri başı takımlarımızdan bir tane çekelim. Çorum. Hattuşa. Hattuşa. Masterlar. Evet. A grubu kapatmayalım hocam. Çorum Hattuşa Masterlar. Buyurun. Çok teşekkür ederiz Kazım Hocam. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet. Teşekkürler Kazım Hocam. Evet. Çekmeköy futbolcusu Müjdat Şimşek. Buyurun başkanım. Son grup belli. Kendini çek, sonra alalım onları. Benim en büyük fobim o. Aa, son grup oldu. Evet, evet. Müjdat Şimşek'e davet edelim. En milli karma oyuncumuz. Müjdat'ım hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Müjdat'cığım, takımlara söylemek istediğin bir şey varsa ilk önce söyle istersen. Şampiyonada bütün takımlara başarılar diliyorum. Sakatlıksız bir turnuva şampiyonu olur inşallah. Herkese başarılar. Teşekkür ederiz. İşte benim de başıma geldi ya bu başkanım, ondan fobim benim. D grubu. Ver Müjdat'ım. Şimdi şey, evet D grubu. Manisa. Manisa Master'lar. Evet, Manisa Master'lar D grubu. Evet, seri başları belli oldu. Şimdi ikinci torbadan devam edeceğiz. Evet.
Evet, seri başları belli oldu gruplara. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ben sahayla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Buyurun başkanım. Takımlarımız oraya maça geldiğinde, taraftarlar, seyirciler geldiğinde kafe bir evimiz var orada. Çay, kahve, Nescafe hepsi, suyu hepsi var. İkram olarak verecek. Tabii o ikramlarımız herhangi da var. Herhangi bir ücreti yok. Yok. Herkes istediği kadar artık, limit olarak kullanabilecek değil mi başkanım? Artı ne olur ne olmaz kayıp lisans formumuz var. Onları da hazırladık. Yine yöneticilerle ilgili de aynı şekilde. İki sahada da canlı maç yayınımız var. Bunu da takımlarımıza bildirelim. Evet. Eğer bir de bu sağ ayarlamaları işte 1-2 ne oldu sağ şeyler oluyor diye. Dönüşümlü onları manuel olarak ayarlayacak. Dönüşümlü olarak yapalım. Tabii herkes yani eşit şekilde faydalanabilsin. Tabii herkes oranın hazını alsın. Aslında hepsinin kalitesi aynı ama bir türbünlü galiba değil mi? Oradan mı kaynaklanıyor? Evet evet. Türbünlü olması. Herkes de orada oynamak ister. Tabii. Yani ya final, artık böyle hani final maçları böyle da geldi diye değil de arkadaşlarımız takip edip takımlarımızın orada maçlara çıkması. Final maçları da olur ama işte tabii. Ya çıkamayan takım da oluyor. Evet, evet. Evet, ikinci torba çekilişine başlıyoruz. Gümüşhane futbolcusu ve milli karma oyuncusu Fatih Şimşek'i davet ediyorum. Fatih'im hoş geldin. Emekler kalecimiz. Evet. Her konuda yanımızda sağ olsun. Eyvallah Fatih, sağ ol. Fatih'im kaç kelime söylemek istersin sen de? Evet hocam. Türkiye Şampiyonası'nda tüm takımlara kazasız belasız bir organizasyon turnuva diliyorum. İnşallah bir başarı elde edeceğiz Gümüşhane olarak. Hedefimiz bir kupa. 3 kupamız var. İnşallah bir tanesini alacağız. Kupa çok aşağı. Bizde başarılar değil. 30 tane kupamız var saydım aşağıda. İlla bir tane alacağız biz de. Evet bizde. Fatih'im. Gümüşhane olarak. Fatih'im ben de bu katkılarından, bugünkü katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum rica sana. Rica ederim hocam. Buyur Fatih'im ilk önce grup sonra İkinci torba takımı belli oldu. E grubu. Ver Fatih. B mi? Evet. D grubu. D. D mi? Diyarbakır'ın. Diyarbakır'ın tamam. Evet Fatih. Hep birlikte yaptık. Sen de anlatmak istediklerin varsa anlatabilirsin yani. Başkanım. Bak. Buyur. Ver Fatih. Evet. Milas Gücü Master'lar. D grubu Diyarbakır'ın D'si Milas Gücü Master'lar. Bir dakika. Bir dakika. Orada hemen bir şey söylüyorum. Şimdi D grubunda Manisa var. Milas var orada. Evet. Şunu söylemiştik çekilirken, hani 5'te olan ve 3'te olan takımlarda birbirine düşürmek istemiyoruz. Evet. Şimdi Milas'ı oradan alalım. Başka şu şekilde. Anda Milas'ı aldık. Evet, Fatih. Başka bölgeden alalım. Hasta mı? Evet. Kastamonu Master'lar. Evet. Şimdilik Milli Karma Kaleci Hocası ve Çekmeköy Master'ların Hocası Emre Alev'i rica edelim. Emre'cim istersen birkaç kelime bir şey söylemek istiyorsan. Ben de Türkiye Şampiyonası'nda tüm takımlara başarılar diliyorum. Sakatlıksız, kazasız, belasız bir şampiyon olsun inşallah. Dostluğun öne çıktığı bir şampiyona diliyorum. Hayırlı olsun. B grubu. Fatih. Emre ver bana. B grubu. Sarıkamış İstanbul Veteranlar. Bu da olmaz arkadaşlar. Evet. Şu ikisi beyaz gruba denk geldi. Çekmeköy Master'larla evet. Beraber. Aynı grubu. Onu da değiştirelim. Onu da kenara ayıralım. Şey yapalım isterseniz ama olmaz. Çekmemiz gerekiyor. Evet, Milas'la değiştireyim dedim ama olmaz. Fatsa Master'lar. B grubu. Evet alayım onu. Fatsa Master'lar.
Şimdi ben bu Sarıkamış İstanbul veteranları tekrar koyacağım. Milas'ı. Milas içinde şu anda. Evet, işte. Tamam. Ben de çekeyim. Ben çekeyim orada. Başkanım buyurun. Ay, kalkayım mı? Vallahi siz bilirsiniz. İsterseniz fanusları getireyim. Yönetmenim yerinden oynatma dedi. Hadi hayırlı olsun bakalım. A grubu. Değil mi? Evet. Evet. Alayım başkanım. Evet. A grubu. Dur bir daha yapayım da şey olmasın. Sarıkamış veteranlar. Değil mi? Evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sarıkamış İstanbul veteranlar. O zaman şey de bunları da çekeyim buradaki. Milas da C grubuna düşmüş oldu. C grubu. C grubu. Evet başkanım. Benim hanım. C grubu Milas. Milas gücü bastırlar. Sayın Orcan'a buradan selamlar. Evet. C grubu Milas gücü bastırlar. Evet Ali abicim siz yorumlarken biz de grupları tekrar yerine gönderelim. Şimdi Fatih'im. Sen gel bir zahmet. Buyurun Ali abicim. Abicim şey olsun hani... Böyle hem çekişmeli, hem heyecanlı, hem güzel olsun şampiyonamız. O yüzden aynı grupta zaten mücadele etmiş takımlar bunlar. Diğer farklı gruptaki takımlarla da oynasınlar diye yapıyoruz bunu. Bunu sadece şeyde yapamayacağız. Batı Karadeniz'de bir takım aynı grupta olmak zorunda. Çünkü beşli takımları var. Evet. O yüzden ama böyle bence daha adil bir şekilde olmuş oluyor. Öbür türlü olsa önce... liste başları olanları koyarsınız. Takır takır dört tane atarsınız ama bazen olur ya mesela Ege'de Manisa ve Milas birlikte oldu. Hadi üçüncü takım Foça'da aynı yere gelseydi ne olabilirdi diye düşünüyoruz. Zaten aynı grupta mücadele etmişler uzun zamandan beri. O yüzden böyle bir tercih yaptık. Bence doğru da bir tercih. Olması çok, gerek. Evet. Olması yani gereken bir tercih. Takımlarımız da bence bundan daha çok memnun olacaklar. Böylece herkes farklı gruplarla maç yapmış olacak. Ha şu gün gelecek, öyle bir pozisyon olacaktı. Yine karşılaşacaklar aynı grupta. Eğer elemelerden gelip bir yerde yarı finalde veya finalde devam ederlerse bir araya gelecekler. Ama başlangıcı böyle yapalım. Daha çekişmeli olsun, daha heyecanlı olsun diye düşünüyoruz. Bence takımlar da bundan memnun kalabilir diye düşünüyorum. Evet. Başkanım siz neler söylemek istersiniz? Valla olduğu şekilde, gereken şekilde oldu. Evet. Hayırlı olsun. Yani burada herkesin göz önünde çekiyoruz zaten. Gereken de evet. Yapılıyor. Hayırlısı olsun inşallah. Evet Ali abicim sizi rica edelim. Ben işte o yüzden gelmek istemiyordum. Eyvah. Ben getireyim o zaman. Yok geleceğim. Şimdi bunlar gruplar galiba. Şöyle bir tane çekelim evet. Bakalım. Bu Emre'yi ne yapmak lazım? Bunu ne yap? Emre topu değiştirmek zorunda kalacağım. Ay abi benim de ellerim... Vallahi çabadım ya. Ver Ali abi. Başkanım bunu açarsan ben diğerini yorayım. Bu rahatmış be. Başka. Yapıştırmışlar onu başkan. Buyur Ali abi. Evet. B grubu. Al Faysan tut. Evet onu. B grubu. Yaşa ve Yaşat Karabük Masterlar. Yaşa ve Yaşat Karabük Masterlar. Yaşa ve Yaşat Karabük Masterlar. Ali abi kalkmışken bir tane bir daha... Çekeceğim evet. Çünkü... Evet. Burada bizi izleyen tüm takım yetkililerine, futbolcuların hepsine selam söylüyorum. Gönül isterdik hepsi burada olsun. D grubu. Evet, D grubu. Foça Belediye Masterlar. Bu olmadı Ali abi. Bunu tekrar koyalım. Foça şeyle D grubu iki Manisa ile iki Ege takımıyla karşılaşıyor evet. Değil mi? Bunu ayıracak mısın? Ayıralım. Oradan çekin. Bunu tekrar içine koyacağız. Peki.
Gerze veteranlar. Evet, Kenan Çalışkan'a da selamlarımızı iletelim. Gerze veteranlar. Evet. Evet, Ali bitireceğim, abi. Bitireceğim. Buyurun Ali abi. Yok, ben İbrahim Başkan'ı bir daha çağırıyorum. Hayır, olur, çağırma ben. Şimdi kalkmam güç oldu. Şansı yokmuş bunun. Şunu alalım. C grubu. C grubu. Kolay açamadığını bana gönder. Hayır, kolay açabildiklerimi seçiyorum başkanım yani. Ona dikkat evet. ediyorum. Ali abi, yolu yok. Bunu da sen açacaksın. C grubunda var mı Karadeniz? Yok değil mi? Yok. Çaycuma Master'lar. Çaycuma Master'lar. Arkadaşlar gelin. A grubu. Evet. A grubu. Evet. Foça buraya geldi. Foça Belediye Master'lar. Foça Belediye Master'lar. A grubu. Evet, diğer şeyler hazırlanırken bu grupları da değerlendirelim Ali abi. Bu şeyi evet Fatih. Aynen söylediğimiz gibi oldu. Burada evet. da işte o ama enteresan bir şekilde hep tutturduk yani. Aynı grupları evet. Yani istesek bu kadar tutturamayız. Hakikaten çekmiş olduğumuz bütün gruplarda bununla karşı karşıya kaldık ama bir şekilde çözüm yolu olduğu için rahatız bu konuda. Evet. Herhalde son evet. Başkanım, Foça iki sefer gitti geldi ama herhalde doğru yere geldi galiba. evet. Son şeyleri ben yazamadım çektiğim için başkanım. Son tuttunuz mu? Yok ben tuttum. Ben şu anda üçüncü takımları yazamadım şeyi çektiğim için. Evet. Foça'nın A gruba geldiğini gördük galiba. Evet. Evet şeyler hazırlanırken başkanım. Şimdi Gerze D gruba geldi. Evet. Gördüğüm kadarıyla. B gruba kim gelmişti? Çekmeköy, Fatsa, Yaşa ve Yaşa Karadeniz. Yaşa ve Yaşa. Şimdi burada Yaşa C ve... grupta kimdi? Çaycuma. Çaycuma. Tamam. Şimdi dördüncü Çaycuma. Doğrudur. Çaycuma. Tamam. Evet. Şimdi şeyler var. Sarıkamış İstanbul veteranlardan misafirlerimiz var. Yöneticilerimiz var. Buyurun. Buyurun kendinizi tanıtın. Yeni geldiler onlar da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi buyurun hem kendinizi tanıtın. Ben Erdal Çetinkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buradan tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah centilmence güzel bir şampiyon olur. İnşallah. Herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Bizim de buraya davet ettiğiniz için çok sağ olun. Eyvallah. Evet, biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ettik. Erdal Bey buyurun. İlk önce gruplardan çekelim. Bakalım, hayırlısı. Hadi bakalım. Bizim milli karmayı Dubai'ye davet ediyordun değil mi? İnşallah. Hayırlısı. İnşallah. A grubu. Evet. A grubu. Emre A grubu. Bartın Şehit, Uğur, Akyer, Master'lar. Evet. Bartın, Şehit, Uğur, Akyer, Master'lar. Sarıkamış Hoca, Bartın. C grubu. Evet. Evet, C grubu. Iğdır İtman Yurdu Spor Kulübü. Evet. Çok teşekkür ederiz Erdal Hocam. Öteki misafirimizi de çağıralım.
Iğdır İdman Yurdu Spor Kulübü. Teşekkür ettim. Evet. Teşekkür ederiz. Bir misafirimiz daha. Çok teşekkür ederiz Erdal Bey. Sağ olun. Evet, bir misafirimiz daha var. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, kendinizi de tanıtın. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Ben Kars Sarıkamış futbolcusu Mutlu Kemer. Bu turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar dilerim. Sizlere de böyle bir organizasyonda öncülük yaptığınız için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı, eski futbolcu arkadaşlarımızla beraber olmakta mutluluk duyuyoruz. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Mutlu. İlk önce gruplardan alalım Mutlucuğum. B grubu. Evet, B grubuyla başladık. B grubu. Bahar Gençlik Iğdır Veteranlar. Evet, Bahar Gençlik Iğdır Veteranlar. Mutlucuğum, bu son şeyleri de çek. Yaşar Yaşat. O sonuncusun açılması zor ya, kimse cesaret edemiyor sonucu. D grubu. Evet. D grubu. D. Diyarbakır'ın D'si. Gümüşhane. Evet. Gümüşhane Veteranlar. Gümüşhane Veteranlar. Çok teşekkür ederiz Mutlucuğum. Sağ ol. Sağ ol. Evet, şimdi arkadaşlar onları hazırlarken, evet başkanlarım. Hayırlı uğurlu olsun. Grup daha bitti. Heyecan, gruplar şekillendi güzel bir, yavaş yavaş. Eşit bir grup oldu. Evet. Bence şimdi buradaki gruplara bakıyorum. A grubuna bakıyorum. B grubuna, C'de hepsi hakikaten özenle bu kadar dengeli olabilir. Evet. Bence harika bir çekim oldu bu. Çünkü liste başı yapmış olduğumuz takımların altındaki takımlar da ikinciler ve üçüncüler gibi gelmiş oldu. Bence hani şu grup bundan çok daha güçlü, öbürü biraz daha zayıf diyeceğimiz hiçbir grup yok. Başkanım, siz de orada not aldınız, baktınız. Evet, evet. Bence çok dengeli oldu gruplar. Çok hani şu grupta olsaydım daha avantajlıyım diyebilecek hiçbir takım bence yok. Aynen. Siz ne diyorsunuz? Bence de, ben onun için dedim ya, evet. Çok böyle yani adaletli bir grup. Hem adaletli oldu, hem de oldu. Şey, maç, Kişik. Seyir zevki de bunların çok aynen. Daha güzel olur. Biz yalnız maçların oynama, yani hangi takım işte gruplarında hangi saatte oynayacak, onunla ilgili de bir Bülent Erdemir çalışma yapacak. Onunla gidip bir çekim yapacağız galiba. Şimdi Bülent Erdemir, bunu Bülent Erdemir'e biz atacağız. Hı hı. O da bununla ilgili bir çalışma yapıp takımların oynama saatlerini, saha numaralarını. Evet, o programı da asacağız çünkü o programa uymak zorunda takımlar. O da zaten otelde takip edecekler, görecekler o şeyi. Otelin girişteki bir panoda bunu kullanacağız. Aynen. Her takım oynadığı maç sonuçlarını da görecek orada. Şeyi de cezalı varsa veya kart gören varsa vesaire hepsini oradaki panodan bizzat futbolcular kendileri bile takip edebilecekler galiba, bildiğim kadarıyla, değil mi başkanım? Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey daha var burada. Şimdi tabii bunların saatlerinin ayarlanması falan belki ilk gün de biraz kayma olabilir mi? Onu çok iyi hesap etmek lazım. Ya şimdi çünkü uzaktan gelen takımları, durumları değerlendiriyorlar. Onu biz takımlara söyledik. Herkes dedik zamanında olsun. Saati orada bakmamız lazım. Yani şimdi geceye kalmamak lazım. Kaçta bitirebiliriz? 7.30'da mı bitirebiliriz? Yani 19.30'da mı bitirebiliriz? 19'da mı bitirebiliriz? Onun bir çalışmalarını yapacağız. Yani 20'ye kadar biterse bence sıkıntı olmaz. İnşallah. Evet. Yani ona göre işte bir plan yapmak gerekiyor. Takımların da yorgun olduğunu düşünmek gerekirse, yemeği, duşu falan derken evet. Bayağı bir zaman alacak. Onu hep birlikte güzel bir çalışma yaparız. O zaman pazar günü gelen takımlar bu konuda avantajlı. Aynen. Değil aynen. Mi? Tabii. Yani bir gün dinlenecekler yani. Dinlenecekler. Çoktan dinlenecekler. O dinlenmeleri iki güne bedel. Tabii. Yani evet. O da var. Ya biz zaten turnuvalar gibi hani günde iki maç yaptırmıyoruz. Bizim normalde günde bir maç.
24 takımlı gruplarımızda, hatta gruplarda bir takım dinleniyordu mesela. Ama 24... Senle ben oynuyorsam, evet. Alpay'ı dinleniyordu. Evet. Ama 24 takımlarda ben... 8 ve 3'lü, şey, tabii, üçlü tabii ve yani. 8 grup yapıyordu. Şimdi bunda şöyle var. Finale gidene kadar, final takımlarının, Türkiye Şampiyonası finale gidene kadar hiç o takımların şeyi yok, dinlenmesi yok. Ama şu da var, bak mesela şöyle dörtlü gruplarda... Sadece Vatan Kupası, Federasyon Kupası'nın bir gün direkt yarı final oynayacakları için dinlenmesi var. Evet. Şimdi şampiyona katılan bütün takımların hani çabuk elenmemesi açısından da düşünülen bir sistem bu aslında. Evet. Yani oraya kadar geliyorlar, maçlarını oynayabilirsin. Finale gelen takımların dinlenmesi var. Aynen öyle, o açıdan. Bir de şu var, hani çeyrek final ve final oynamayan takımlar var ya, onlar avantajlı ama şu olabilirdi, 1-2-3 dörtlü gruplarda birinci... O grubunda birinci olanlar Türkiye Şampiyonası'na, ikinci olanlar Vatan'a, üçüncü olan Federasyon Kupası'na, dördüncü, üçüncü maçta elendi. Yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Ama niçin yapmadık bunu? Bütün takımlar son güne kadar en azından... Statümüz zaten öyle. Evet. Yani bakma, ayrı statü yapılırken de bu düşünüldü. Yani takımlarımız bu kadar emek, bir yılını geçirmişler, uğraşmışlar. Evet. Burada bütün maçlarını oynayabilsinler ama diye. Işte, arada faydalı... Biraz da böyle ulaşılmaz olacak. Yani bizim statümüz başladığımızdan... Yani 8 yıllık periyottaki statümüzün üzerinden yürüyoruz. Bir geçen sene rahmetli bir kardeşimiz adına bir kupa verdik. Evet. Normalde dediğim gibi 24 veya 16 takımla yapıyoruz zaten şampiyonayı. Kurallar hazırlanana kadar... Umarım takımlarımız bundan mutlu olurlar. Birkaç tane mesaj var. İsterseniz onları okuyayım. Tabii ki tabii. Evet, Samet Yaşar Yıldız'dan gelmiş. Alpay abim iyi yayınlar diliyorum. Kura çekimi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah tüm takımlar için hak eden şampiyon olsun inşallah. Hem Kenan abiye hem de Ali abiye sevgiler, selamlar. Samet kardeşime de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Biz de çok selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ederiz. Seviyoruz. Haber programı sonrasında izliyoruz ya. Evet. Abim hayırlı yayınlar. Alpay hocama, Kenan başkana selamlar. Tümay Ata Eli Küçükçekmece Naryex'ten biz de kendisine selamlarımızı iletelim. O programı ailece izler. Evet. Eşiyle beraber oturup programı izlerler. Evet, bir gün artık onu da ağırlarız burada. İnşallah Ali tabii, çok isterim. Evet. Hayırlı akşamlar Alpay hocam, Kenan başkanıma, Ale Şahin abime selam ediyorum. Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda tüm takımlarımıza yürekten başarılar diliyorum. Başarı demek sadece birinci olmak değil, centilmen olmak, gönül yapmaktır. Bu da takımlarımıza değer vermeli. Buna takımlarımız değer vermeli. Maddi yönden dolayı katılamayan takımlar bizim takımlarımız. İnşallah onlar da seneye şampiyonaya katılırlar. Keyifli yayınlar. Hamza Dilli, Marmara Kırmızı Bölge Temsilcisi. Hamza hocama da selamlarımızı iletelim buradan. Bir yandan içeride hummalı çalışma devam ediyor. Grupları şekillendiriyorlar başkanım. Sizin evet. Lafınızı kestim. Buyurun. Ya ben söyleyeceğim. Söyledik zaten yani. Bir sürü şey söyledik ya. Benim dileğim güzel, amacına uygun bir şampiyona geçirmek. Evet, dediğim başkanım. Gibi. Disiplini elden bırakmamak şartıyla takımlarımıza güzel şeyler yaşatmak orada. İnşallah da hayırlısıyla yaşatacağız yani. Şimdi tabii şampiyonlar bittiği zaman bizim ligimiz bitmiş oluyor. Şu anda lig demeyelim, sezon olarak bitirmedik. Evet. Sezon lig bittiği şampiyona bittiği zaman sadece bir süper kupa kalıyor. Süper kupayı da federasyonun belirlediği bir yerde tarafsız saha. Veya kupaya katılacak takımların kendi aralarında anlaştıkları birisi ev sahibi olursa oynatabiliyoruz. Yalnız tabii şampiyona bittikten sonra her şey bitmiyor. Tabii başkanım bu sene uluslararası müsabakalar için... Olacak inşallah Temmuz'da yani, onunla ilgili çalışmamız basacağız. Var. Bir de şey düşünüyoruz, lafına girdim işte dedim ya Şampiyon Kulüpler Kupası, Federasyon Türkiye Şampiyonu olan Vatan Kupası, Federasyon Kupası 6 takımlı. İşte şampiyonada ikinci olan üçüncü ve dördüncü takımlarla altı takımla, altı Türkiye'den, altı yurt dışından bununla ilgili özel bir turnuva düşünüyoruz. Eylül gibi olabilir veya Ekim'in. İşte onun ona bir ara vereceğiz. Onun şu anda yurt dışı çalışmalarımız devam ediyor. Bir de Kupa Galipleri Kupası düşünüyoruz. O da bölgelerinde gruplarına göre en iyi olanlardan altı tane seçilecek veya kurayla seçilecek. Onun çalışmasını yapıyoruz. Böyle bir çalışmamız var. Çünkü bu sene işimiz çok. Bölgelerde konferanslarımız var. Ondan önce temsilcilerle yöneticilerin 3 günlük bir kampı var. Hem yeni statü için hem
Önümüzdeki sene çalışmamız var biliyorsun Çeşme'de. Bununla ilgili de çalışmamız var. Yani bunu şimdi tam sağlıklı şekilde düşünüp yoluna koyduktan sonra takımlarımızı açıklayacağız. Evet ama bu şey, bizim en büyük dileğimiz. Yani milli karmamız zaten biliyorsunuz. Yani evet. Milli karma ile ilgili hem sosyal sorumluluk projesinde çok büyük emek veriyoruz. Uluslararası da aynı şekilde. Milli karma ile ilgili bir çocuğumuzla ilgili 7 milyon toplandı. Seyamazsız çünkü. Birisi için 11 milyon, birisi için de 13 milyon. Yani eğitime katkı vesaire bir sürü şeyler var. Zaten onları yayınlıyoruz. Yine söylüyorum 11 tane de kız çocuğu okutuyoruz. Türkiye'nin çapında. Çeşitli yerlerinde. Yani bölge gözetmeksizin kız çocuklarımız okudu. İnşallah seneye bunu da yükseltiriz. Bunu biz federasyon olarak yapıyoruz. Zaten çok isteğimdi. Oldu. Çok da mutlu olduk. Yani aslında söylenmez ama. Yok şu yani her şey futbol oynamak değil. Biz de tanışmak şeyleri istiyorlar. Evet. Biz onu zaten kabul etmiyoruz asla. İnşallah daha güzel şeyler yaparız. Başkanım şimdi bu. İşte onun için diyorum bizim cami, çok özür dilerim. Bizim camiamız sadece sahaya gidip top oynamıyor. Bizim camiamız yani cami olarak yönetimden bahsetmiyorum. Tüm takımlar, tüm bireyler, malzemecisi, futbolcusu, teknik heyeti. Bu camia işte bunları da yapıyor. Kim yapıyor? Tüm takımlarımızla beraber bizim federasyon yönetimi ve federasyon olarak yapıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Evet çok büyük yani, katkıları var gerçekten. Yani bu sadece başkanın, yönetimin veya işte temsilcinin değil, tüm camianın emeği. Bunu inşallah daha iyi geliştireceğiz. Ya şimdi sosyal sorumluluk projeleri, yani kamu çok yakından ilgilen projelerin içerisinde yer alıyor. Evet. Bunların tamamı tabii maddiyete dayanan şeyler. Yoksa biz tabii ki hem yönetim olarak bu tip çok büyük maliyetleri karşılama şansımız asla yok. Evet. Bu bir gerçek ama şu var, vesile olduğumuz için çok büyük destek veriyorlar. Hakikaten şunu da söyleyeyim. Hani Duru Bebek için yapmış olduğumuz organizasyonda başkanım düşünebiliyor musunuz? Yani gelen şeyleri maddi olarak atılan yönetim kurulundan ve diğer arkadaşlar, hatta futbolcu arkadaşlarımızın atmış olduğu şey dekontları biz bir ara yayınlamıştık aslında. Doğru mu yaptık, eğri mi yaptık diye o zaman da onu düşünmüştük ama çok evet, büyük faydası oldu. Bugün o çocuk bugün hayatta. Alparslan Bebek öyle. Alparslan Bebek için aynı şeyle. Videolarını izliyoruz. Şimdi bayağı Alpay bayağı bir şey hareketlenmiş. Tabii maşallah. Oturuyor. Evet, çok iyi. Yani insan gözleri doluyor yani. Bunlar için yapılan canlı Allah yayınlar var. Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın. Hayır şu var. Alparslan Bebek'i takip ediyoruz tabii. Yani onu yaparken tabii canlı yayınlar yaptınız. O kadar emek verdiniz. Savaş Buyurman'ı. Zaten evet, bu işe öncülük yapmamızdaki evet, gibi. Evet. Sema Aslan'la ilgili Savaş Buyurman. Yani başkan vekilim. Allah razı olsun. O vesile oldu buna biliyorsunuz. Şimdi bizim en son yaptığımız programda yine bir kız çocuğumuz vardı. Hı hı. Hakikaten başkanım gerçekten o gün yapmış olduğumuz programın arkasından ikinci gün ben sordum. Çocuğun babasına sordum. Ne kadar oldu diye. Biz o programımızdan sonra %12 civarında artmıştı. Bu beni çok mutlu etti. Süper. İnşallah biz durmayacağız Allah'ın izniyle. Tabii tabii, tabii ki. Tabii. Hayırlısı devam etmek olsun lazım. Çünkü en önemli şey yani futbolu her yerde oynarsınız. Bugün burada oynamazsınız, başka yerde oynarsınız vesaire. Tabii, tabii. Ama böyle şeylere vesile olmak veya yapmak hakikaten federasyonda bulunan bütün arkadaşlarımızı, futbolcularımızı. Futbolu tenekeyle de oynuyorduk biliyorsun. Tabii yani, tabii onu söylüyorum. Konserve yani, kutusuyla oynuyorduk yani. Ama şu var, herkes kendi çevresini bu iş içerisinde çok iyi kanalize edebiliyor. Zaten bu kanalize edebilmek de bir örgütlü bir yapıdan geliyor. Aslında biz aslında bir aynı zamanda bir örgütlü yapıyız. Evet. Bu gerçeği de kabul etmek lazım. Çok faydamız var. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Daha güzel şeyler yapacağız. Heyecanlıyız, mutluyuz. Gücümüz, Allah gücümüzü eksiltmesin takımlarımızın, bizlerin. İnan Türkiye'nin her tarafında güzel dostlarımız var. Dediğim gibi yani biz konuştuklarımızı her zaman yerine getirdik. Allah'ımıza şükür olsun. Allah da bize bu gücü verdi, nasip etti. Mahcup olduğumuzu hiç hatırlamıyorum. Yapacaklarımızı söyledik ve yapmaya da gayret ettik. Çünkü biz takımlarımızla beraber takım olmak çok önemli. Şimdi mesela takımsan takım olacaksın ve takımla beraber yürüyeceksin. Mesela bizde niye var orada oynayamayan burada oynayamaz? Çünkü bizim Anadolu takımlarımız var. İstanbul 20 milyon istediği futbolcuyu alır değil mi?
Ama şu var başkanım. Biz onun önüne geçtik. Ama şu var. Mesela burada da binlerce takım var. Rekabet burada daha fazla. Ama bir de öyle bakmak ama lazım. Ama şimdi eğer ligse yok o zaman hangi ligde var orada oynayan burada oynayan. Mesela ne oldu? Biz bu statüyü getirdikten sonra İstanbul'da 3 sene İstanbul'da birisi Alpay'ın takımı. 3 sene üst üste İstanbul Alpay, takımları şampiyon bir oldu. Bir Sarıyer oldu en galiba. En iyileri 2 kere oldu Sarıyer. 2 kere mi? 2-3. En iyileri getirip çok büyük haksız bir rekabet oluyordu. Ha oynayacaksa sezon başında veya devre arasında lisansını çıkartırsın. Başka yerde oynayabilir. Senin takımında oynayasın. Amenna. Ama Anadolu takımlarımız bu konuda futbolcu bulamıyordu. Ne oluyordu? İstanbul. Bu sefer ne oldu? Anadolu'ya kaydı. Samsun oldu, işte Milas oldu, Manisa oldu vesaire. Ve burada bir adalet oldu, bir eşitlik oldu. Tamam siz öyle baktınız ama ben başka bir çerçeveden de bakıyorum. Şöyle tamam. Bakıyorum. Bunu İstanbul takımlarımıza da sorduk. Hayır biliyorsun. Şunu söyleyeyim. İstanbul takımlarındaki oynayan futbolcuların %1'i İstanbullu. %90'ı, %99'u Ordulu, Malatyalı, Ardahanlı, Karslı vesaire. Bursalı vesaire. Evet yani ama şimdi bu gerçekten dolayı şöyle yola çıkarsak. Bizim her yerde bölgesel lig oynattığımız takımlarımız var değil mi? Hı-hı. Yani bu takımlarımız İstanbul'daki her takımdan kendi memleketleri için futbolcu alabilirler. O şansları da devam ediyor, var. Ya zaten onda transfer dönemimiz var, alabilirler yani. Hayır. Şimdi şampiyonaya giderken... Türkiye şampiyonası için söylüyorum. O zaman lisans işi evet. Olmuyor işte. Bir ikinci ama şu şampiyonaya giderken ne yapar? Örnek veriyorum. Rize veteranlar Küçükçekmece Akademi'de futbolcu alabilir. Değil mi? Şu evet. Hakkı var yani. Evet. 5 tane hakkı var. Bu da bir ama eşitliktir var, yani. Şey, mesela Aydınlık Evler çok istedi Türkiye Şampiyonası'na katılmak için ama futbolcu ama eksikliğinden dolayı gelemedi. Bunu göz ardı etmeyelim. Ekonomik durum gerçekten biliyorsunuz. Yani ekonomik durumdan dolayı bir de pandeminin verdiği gerçekten insanlardaki psikolojik durumdan dolayı biraz olmadı yani. Biz sağ sağlığını bitirelim inşallah önümüzdeki senelere şimdi bakacağız. Şimdi şey var ama önümüzdeki seneyi biz şöyle değerlendireceğiz başkanım. Siz ona çok önemsediğiniz için söylüyorum. Sağ olsun Ramazan Yıldız başkan vekiliniz bak hemen şampiyona sonrası da bir çalıştay için evet. Bütün bir tesis ayarlayacak ve temsilcilerimiz de dahil olmak üzere. Disiplin kurulumuz da dahil olmak üzere. Olmak üzere. Ciddi bir çalışma yapacak. Ne için yapacağız? Hem önümüzdeki sezonun çalışmaları yapılacak. Hem de ilerisi için almamız gereken önemli kararlar varsa onlar üzerinde çalışacağız. Evet, neden gruplar, çalışacağız? Çok özür dilerim. Olur gruplar mu? Hazırlanmış. Zamanımız da kısıtlı. Çok özür dilerim. Lafınızı kesmek üzere. Zaten onu bir beklerken. Evet. İlk önce A grubunu ekrana yansıtalım. Evet. A grubu. Çorum Hattuşa Master'lar, Sarıkamış İstanbul Veteranlar, Foça Belediye Master'lar, Bartın Şehit Uğur Akyer Master'lar oldukça zorlu bir grup. İlk maçlar Çorum Hattuşa Master'larla Bartın Şehit Uğur Akyer takımı oynayacak. Daha sonra Sarıkamış İstanbul Veteranlar'la Foça Belediye Master'lar oynayacak. Evet yönetmenimden B grubunu rica edelim. Evet, B grubu Çekmeköy Master'lar, Fatsa Master'lar, Yaşa ve Yaşat Karabük Master'lar, Bağır Gençlik Iğdır Veteranlar. İlk maçlar Çekmeköy Master'lar, Bağır Gençlik Iğdır Veteranlar'la oynayacak. Fatsa Master'lar, Yaşa ve Yaşat Karabük Master'lar'la oynayacak. Evet, C grubunu yönetmenimden rica edelim. Evet, C grubu Ereğli Zafermen Master'lar, Milas Gücü Master'lar, Çay Cuma Master'lar ve Iğdır İtman Yurdu Spor Kulübü'nden oluşuyor. İlk maçlar Ereğli Zafermen Master'lar Iğdır İtman Yurdu Spor Kulübü ile oynayacak. Milas Gücü Master'lar da Çay Cuma Master'larla oynayacak. Evet, D grubunu rica edelim yönetmenimden. D grubu Manisa Master'lar, Kastamonu Master'lar, Gerze Veteranlar ve Gümüşhane Veteranlar'dan oluşuyor. İlk maçlar Manisa Master'lar Gümüşhane Veteranlar'la oynayacak. Kastamonu Master'lar Gerze Veteranlar'la oynayacak. Evet Ali abicim, Sayın Başkanım, gruplar belli oldu. Bir kere de üstünden geçtik. Daha sonra tabii internet sitesinde ve sosyal medyada paylaşılacak. Bölgelerimizde de paylaşacak. Evet, bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
Vallahi demin söyledim, başkanımla da aynı şeyi konuştuk. Çok güzel gruplar oluştu. Hiçbir grup birinden ya bu grup zayıf, öbür grup daha kuvvetli eşit diyemeyiz. Eşit bir grup oldu. Çok eşit oldu. Hakikaten bu sistemi böyle kullanmamız da bence çok iyi oldu. Takımlar bu sistemden son derece memnunlar. Öbür türlü olsa Manisa, Foça ve biraz neredeyse D grubuna denk gelecekti. Eğer ilk yani o kurayı o şekilde devam etmiş olsaydık. Bence çok adil bir şekilde oldu. Ve bütün takımlar gayet güzel maçlar çıkaracaklar. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Siz başkanım ne söylemek istersiniz? Vallahi bana göre de yani çok adil bir grup oldu. Şimdi listelerin üzerinde zaten maç programında çalışıp atacaklar arkadaş. Orada da asılacak saatleri vesaire. Hayırlı uğurlu olsun. Hak edenin kazandığı bir şampiyon olsun. Tabii ki burada bir takım Vatan Kupası'nı alacak. Bir takım Federasyon Kupası'nı alacak. Bir takım Türkiye şampiyonu olacak. Bir takım ikinci olacak, üçüncü olacak. Sonra ya, Süper Kupa mücadelesi var. Tabii Süper Kupamız var ama dediğim gibi yani ya bu arada Süper Kupayı Türkiye şampiyonu ve Vatan Kupası şampiyonları oynuyorlar. Evet. Yani herkesin hak edeceği şekilde güzel bir şampiyon ediliyorum. Temiz, birbirimize destek olacağız, birbirimizi kaldıracağımız, bize yakışan şekilde güzel bir şampiyon olmasını en büyük dileğimiz. Orada biz zaten tüm ekip olarak güzel bir şampiyon olması elimizden geleni yapacağız. Onlar da zaten ben de eminim takımlarımız da elinden geleni yapacaklar. Hayırlı olsun takımlarımıza. Biz heyecanla orada onları bekleyeceğiz. Erken gitmemizdeki sebep zaten onların yükünü azaltmak. Onlara daha güzel bir hizmet sunmak. Dediğim gibi misafir değil, onlar bizim bu ailenin bireyi. Misafir gelip geçici ama tabii, bireylerimiz kalıcıdır. Hayırlı olsun. Evet, son 4 dakikamıza girdik ama ben ilk önce son olarak takımlara mesajlarınızı soracağım ama ondan önce benim merak ettiğim bir şey var. Ali abicim, sizin bir favoriniz var mı bu 16 takım içinde? Ben liste başı olanların hepsi favori. Peki bunların dışında biraz, favori yok mu? Biraz garantili oldu evet, değil bayağı mi? Bayağı bir garantili oldu. Yani ama yapılan transferler falan var. Ama söylediğim rakam şu, bu dediğim şey yani 1/4'dir. Söylediğim tahmin %25. Daha %75'ine bir şey diyemedik yani. Yani açıkçası. Karadeniz Ereğli, Manisa, Çekmeköy ve Çorum arasında mı geçer diyorsunuz? Yani ben şöyle bakıyorum. Ligdeki durumlarını bildiğim için ben bu cümleyi kullandım ama tabii şampiyona çok farklı bir mecra. O mecrada transferler var. Gelemeyen takımlardan transfer eden takımlar var. Onların listesini çok fazla bilmiyorum açıkçası. Evet. Bu haliyle yani ligdeki hallerine bakarak bile yani bu yorum yaptığım zaman. Yani listeyi yaptıracağız zaten gruplara. Yani ben ligdeki durumların hepsini biliyorum. Çünkü burada bir sezon burada takımlarla ilgili yorumlar yaptık. Evet. Kaç gol atmışlar, neler yapmışlar diye yorumlamaya çalıştık anlatabildiğimiz kadarıyla. Ona bakarak konuştuğum için bu cümleyi söylüyorum. Evet, ama ikinci olan takımlar var ya, yani liginde, kendi grubunda ikinci olan takımlardan Sarıkamış, Fatsa, Milat ve Kastamonu'yu hiç kimse yani küçümsemesin. Evet. Bence bunda. Diğer takımlar için de söyleyebiliriz. Foça için söyleyebiliriz. Yaşa ve Yaşat için söyleyebiliriz. Evet. Bana göre hepsi Gerze. Bir aday yani. Ama şu var bak, hiç iki tane kapalı kutu takımımız var burada. Çünkü seyretme şansımız olmadı. Sadece almış olduğumuz bilgilerle yorumladık. Bir tanesi Bahar Gençlik Iğdır, diğeri Iğdır İdman Yurdu. Evet. Bu takımlardan buraya lider olarak gelen takım henüz maç kaybetmeden geliyor. Tabii çok kalabalık bir lig grubundan gelmediği için fazla yorum yapamıyorum. Ama bunları bu iki takımımız için yorum yapmak bile çok yanlış. Belki de hiç tahmin etmediğimiz derecede büyük bir başarıyla da buradan çıkabilirler. Evet başkanım. Bunlar başka bir senaryonun başka bir tarafı. Evet başkanım, sizin bir favoriniz var mı? Şimdi benim... Son iki dakikaya girdik. Tamam, ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir şeye vurgu yapmak istiyorum, ondan sonra ona geçeyim. Takımlarımız, futbolcularımız şeylere dikkat etsinler. Kart cezalarına vesaire. Ben oraya geldim, o kadar yol geldim de işte niye bu kadar maç cezası aldım falan. Kesinlikle yani kural neyse o uygulanacak ceza konularında. Onları bir kere öncelikle söyleyeyim. Aday favori konusunda gerçekten politik konuşmayacağım. Benim için bu takımlar hepsinde favori. Niye? Soğukkanlı, sakin olan,
Takım ben yıllarca gördüm. Çok iddialı gelen takımlar. İddialı dediğimiz takımlar çeyrek finalde elendi, yarı finalden ama sakin olan takımlar gerçekten derece elde etti. Yani hiç yoktan bir kupa alıp gitti büyük kupalardan. Onun için benim için burada bireysel veya işte seri başları gibi bir adayım yok. Bunu belki diyecekler ki başkan politik konuşuyor. Vallahi yani politik konuşmuyorum. Aslında politik değil de başkanım zaten sizin şu ve bu olur veya deme şeyiniz zaten şansınız yok. Derim, olmaz da yok olmaması gerekir de. Yok, ama şu var. Bak ama, başkanımın söylediği şu şeye çok fazla katılıyorum. Bak şöyle katılıyorum. Şimdi hani çok iddialı takımlar bile bazen sakin kalmazsa başka şey yapabiliyor. Hakikaten inanılmaz derecede doğru bir tespit. Çünkü ben burada Süper Kupa'yı veya Vatan Kupası'nı almış takım adını vermeyeceğim. Olan takımların bile geçen Türkiye Şampiyonası'nda sıfır çektiklerini gördüm. Evet, evet. Evet Sayın Başkanlarım, yönetmenim uyarıyor artık. Tamam. Programımızın sonuna geldik ama harika yetiştirdik programı. Size teşekkür ediyorum. Şey haftaya programımız Antalya'dan olacak inşallah, canlı yayın inşallah, Artık 40 Futbol. Bir de şampiyona özel programımız olacak Cuma günü akşam. Evet. Artık ondan sonraki hafta inşallah burada tekrar inşallah Şampiyonayı konuşuruz. Güzellikleri konuşuruz. Emeğinize sağlık. Sağ yani hepinizin çok emeği var, inkar edilemez. Yoğunluktan teşekkür etmeyi de unutuyorum ama siz bizsiniz, biz sizsiniz hiç fark etmez aramızda. Burası bir aile başkanım. Teşekkür ediyorum. Çok... Fatih kardeşime, Emre kardeşimize, yine Müjdat kardeşime, diğer genel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Kaçmasınlar. Buradayız, işimiz var. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun buradan başkanım. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sağlıklı, güzel yıllar olsun. İnşallah güzel bir şampiyon olsun. Herkese sevgi saygılarımı sunuyorum. Allah'ın izniyle Antalya'da görüşmek dileğiyle. Evet, Sayın Ali Şahin, Sayın Kenan Gürsü, ben de teşekkür ediyorum. Ve şampiyonaya katılan takımlarımıza canlı gönülden başarılar diliyorum. Artık 40 Futbol'un bu akşam da sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle Antalya'dan. Esen kalın efendim. İyi akşamlar. Argex Artı 40 Futbolu